Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Big Parma isimli oyunun ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Babuşlar, oyunumuz Factory Engineers'a baya baya benziyor. Hatırlıyor musunuz abi Factory Engineers'ı? Ham maddeleri alıyorduk ve onları isteye isteye tüketilebilir parçalar haline getiriyorduk ve bunları satıyorduk, para kazanıyorduk. Bunda ise babuşlar, bir ilaç fabrikanız var sizin ve ham madde toparlıyorsunuz. Doğadaki bitkilerdir, böceklerdir, hayvanların çeşitli sıvıları, organlarıdır. Bunları işliyorsunuz abi. Belli başlı işleme kategorileri var. Kullanabildiğiniz farklı farklı cihazlar var. Bunları isteyip tüketilebilir ilaç haline getiriyorsunuz ve bunları insanlara satıyorsunuz abi. Oyunumuz tamamen ilaç üretmeye, ilaç craftlamaya yönelik bir oyun. Dedeciğim isimli ilaç şirketimizi açıyorum babuşlar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, yani bu böyle yeni oyunları izleme hoşunuza gidiyorsa, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olarak ailemizin bir parçası olabilirsiniz abi. Teşekkür ederim şimdiden. Baba, şimdi şurada görmüş olduğunuz noktalar var ya, bunlar bizim çıkış ya da giriş noktalarımız abi. Pardon, bunlar giriş noktaları, bunlar çıkış noktalarımız. Yani buradan ham maddeyi alacağız, buradan ilerleyecek, buraya gelecek ve burada satışa sunulacak. Ama bu satış işlemini yapmadan evvel, bu arada birazcık alanımızı genişletelim abi. Şöyle şurayı tamamen satın alıyorum. Birazcık alanımızı genişletelim. Belli başlı işlemlere tabi tutulduktan sonra buradan ilaç satacaksınız ve kar elde etmeye çalışacaksınız. Ben şu an Unlimited modda oynuyorum oyunu gösterebilmek adına. Çünkü bazı şeyler baya baya karmaşık abi. Dilerseniz nasıl bir yolculuğa çıkalım biliyor musunuz babuşlar? Şurada ham maddeyi alalım. Bu ham madde burada şöyle birkaç işlemden geçtikten sonra burada satışa sunulsun. Şimdi öncelikle buradan ham maddeyi alacağımız için önce bir buraya bir platform yapmamız gerekiyor ki bu platform ilaçları, ham maddeleri itekleyerek bizim ana yerimize götürsün abi. Şimdi öncelikli olarak bizim Evaporator adını verdiğimiz bu cihaz sizin aldığınız ham maddeyi daha da kullanılabilir, daha da kullanışlı bir hale getiriyor abi. Yeşil kısmından ham maddeyi alıyor ve kırmızı kısmından işlenmiş bir şekilde çıkarıyor. Öncelikle ilacınızın kaliteli olmasını istiyorsanız bu deneylerden sürekli geçirmeniz lazım abi. Ne kadar fazla bu cihazdan geçerse, yani bu cihaz kaç tane koyduğumuza bağlı olarak değişecek şimdi. Bu cihaz kaç defa işlem yaparsa sizin o ham maddeniz o kadar değerli hale geliyor babacığım. Ve en son o ilaç yapılan yerde, ki ilacı yapacağımız yer şu maker kısmındaki pill printer adını verdiğimiz yer. Buraya gelen ham madde ne kadar kaliteli olursa ortaya çıkan ilaç da o kadar pahalı ve o kadar efektif oluyor. Şimdi baba, ben diyorum ki 4 defa işlemden geçirsin abi. 4 defa işlemden geçebilir bence. Bir tane daha şuraya alıyorum. Bir tane de buraya alacağız. 3 defa işlemden geçmiş olacak. Bir de tam tersi istikametine yapalım bunları abi. Şöyle tıkır tıkır ilerlesin. 5 defa işlemden geçtikten sonra da en son şurada pill printer'da abi. Şöyle çevirebilirsem bunu. Pill printer'da burada ilaç üretilsin ve satışa sunulsun. Bakın zaten işlemden geçtiği zaman siz de göreceksiniz ki abi, ilacın kalitesi bundan inanılmaz derecede etkileniyor. Şimdi şuradaki eblehlikleri yok etmek adına satıp tekrardan üretiyoruz. Buradan ham madde gelecek, bir defa işlenecek, buraya girecek. Ondan sonra o ham madde bu tarafa gelecek ve burada işleme tabi tutulacak. Tabi bunları yapması biraz zaman alıyor abi. Şöyle çıkıntılarını falan halletmesi. Oradan bu tarafa gelecek ve buradan geldikten sonra alt kısmı, aşağı kısma doğru ilerleteceğiz abi bunu. Şöyle ilerletelim. Ondan sonra şuradaki ayıplarını kapatalım abi. Çok güzel. Oo, süper abi, süper. Buradan böyle 5 defa işlemden geçtikten sonra şuradan çıkan ürünü görebileceksiniz zaten. Ben iyice zoomlayıp göstereceğim burada. Benim kafam nereyi kapatıyor şu an? Benim kafam... tamam.
Gayet güzel yeri kapatıyor abi. Burayla hiçbir işimiz gücümüz yok. Çok güzel. Facecam nereleri kapatıyor diye ona baktım da. Gayet güzel abi. Henüz research kısmından falan haberdar değilim. Oyunu öyle yalayıp yutmadım. Sadece bir yarım saat kadar oynadım abi. O da ne olduğunu anlayabilmek için. İnanın eğer anlaması o kadar kolay bir oyun değil. Zaten hani bunu craft sisteminden bile fark etmişsinizdir. Build sisteminden bile. Yani bazı şeyleri dizmesi etmesi falan epey yorucu abi. Buradan direkt çıkış yapabiliyoruz. Buradan pill printer'a çıkışını yapacak. Ve bu taraftan da ilacı satışa sunmuş olacağız abi. Burası satışa sunacağımız kısım olacak. Şimdi buradan ham maddemizi tedarik etmeye başlayalım. Oo, çalışmadığım yerden geldi hocam. Çalışmadığım yerden geldi. Ben bunların hangilerinin Eva Printer işleminden geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Biz muhtemelen şu yağı kullanıyorduk abi. Bu yağdan alalım hocam. Bakın baba, buradan yağ geliyor, tamam mı? Burada bir işleme tabi tutuluyor. Malın kalitesi arttırılıyor. Gördüğünüz gibi kullanılabilir bir cevher haline geldi. Burada aşama atladıkça, aşama kaydettikçe materyalin boyutunun nasıl renk değiştirdiğini, şekil değiştirdiğini anlayabileceksiniz abi. Gördüğünüz gibi burada rengi bir tık daha da parlıyor. Bu daha kaliteli olduğu anlamına geliyor abi. Daha da kaliteli iş yapıyoruz anlamına geliyor. Bakın şu an gelirimiz eksi 52 ama şu baştaki ile sondaki arasındaki farka bakın babuşlar. Başta gelen malzeme ile sonda çıkan arasındaki farkı gördüğünüz zaman inanılmaz derecede hayret edeceksiniz abi. Çünkü gerçekten malı en iyi şekilde en kaliteli haline getirmeye çalışıyoruz. Renk bir tık daha attı galiba ama benim renk körü rahatsızlığım olduğu için göremedim. Ya arttı ya aynı renk. Yani 3'ten fazla işleme geçmiyor ki artıyor baba bak gördüğünüz gibi. En son burada kırmızı haline alıyor. İlaç haline getiriliyor. Ve ilaç haline getirildikten sonra burada İlaç olarak, kapsül hap olarak satıyorsunuz abi. İnanılmaz derecede kaliteli bir mal olacak eminim ki. Çok çok bize güzel paralar kazandıracak. Bu işlemi yaptıktan sonra da abi buradan geliyorsunuz ve ilacınızın kalitesini görüyorsunuz. Bizim ilacımız 91 dolara satılacakmış. Dedeciğim Joe No More'muş ismi. İsterseniz isim değiştirebiliyorsunuz. Hani misal Çükümberk Zedeleyen. Öyle ilaç ismi mi olur bilmiyorum da. Çükümberk zedeleyen deyip satabiliyorsunuz abi. Bu da sizin kar etmenizi sağlıyor doğal olarak. Dur baba, devam devam. Şş, geç bakayım production kısmına. Bu şekilde. Yani ilk işlem metodumuz bu şekilde abi. Malı alıyoruz, en kaliteli haline getiriyoruz. Bunu defalarca kez işleme sokabilirsiniz babuşlar. Yani ne kadar işleme girip çıktığı pek fark etmiyor açıkçası. İstediğiniz kadar işleme sokabilirsiniz. Ama ortalama 5 tane en iyi sonucu elde etmenizi sağlıyor abi. Buradan şimdi ilacı ürettik, satıyoruz abi. Tamam, eyvallah. Peki tek yol bu mu kardeş? Yani tek bu şekilde mi ilaç üretip satıyoruz? Başka bir şey yok mu? Abi başka çok şey var. Misal şu arkadaştan da buradan alalım. Şöyle şuraya bir yere götürüp satalım abi. Gördüğünüz gibi buradan artı 4 artı 4 kar ediyoruz. Aslında daha fazla kar elde etmeyi beklerdim ama niye böyle oldu tam bilemedim ya. Sattığımız ilaçları nereden görüyoruz bilmiyorum bu arada. Sattığımız ilaçları nereden gördüğümüzü bilmiyorum abi. Bu menüler bana çok kabarık geliyor. Tabii bu ürettiğiniz ilaçların yan etkileri falan da çıkabiliyor. Onu da burası satış menümüz zaten. Çükümberk zedeleyen. C ratinginde bir ilaçmış. 14-15 üretiyormuşuz ayda. 108 dolardan satıyormuşuz. Bize karı 6 dolarmış. Patentini falan alabiliyorsun abi buradan. Gerçi bu ilacın patenti alınmaz yani. Çükümberk zedeleyen. Çünkü rezalet bir ilaç abi gördüğünüz gibi. Şu an işletme baya baya lökür lökür zararda abi. 6 dolar kar getiren ilaç mı olur derken. İlacı sildiğime göre ben her şeyi bok ettim galiba. Çükümberk zedeleyen. 87 dolar. Abi piyasadaki satışı matışı düşüyor bunun yahu. Neyse baba, o oradan işlemeye devam etsin. Bizim karımız düşecek böyle. Bizim karımız baya baya bir zımbalanacak. Diğer bir seçenek de şu babuşlar. Buradan
hayvansal yağ alırsınız. Hayvansal yağdan kastım hangisi oluyordu? Galiba şu. Bu arkadaşı alırsınız abi. Bu arkadaşı bir güzel damıtma ünitelerine götürürsünüz ve oradan baya baya damıtırsınız abi. Bu arada bizim ürettiğimiz materyallerin hangisi olduğunu anlamaya çalışıyorum da. Biz oil'den mi üretiyorduk ya? Bence oil'den üretmeyelim abi. Oranın şeyini değiştirelim, şu arkadaştan alalım, bakalım o ne kadar kar getirecek. Nasıl olsa sınırsız modla oynadığımız için bir sıkıntı yok. Kardeşim merhaba. Bundan getirmeyi bırak abi. Şu alttaki en pahalı malzemeden getir. Bakalım en pahalı malzemeden nasıl bir sonuç elde edeceğiz abi. Oo, bak pahalı malzemeden getirtince görüyor musun abi aradaki farkı? Şimdiden aynı çıkmaya başlıyor. Bakalım pahalı malzemeyi işleme koydukça bize ne kadar getiri sağlayacak acaba? Pahalı malzemeden getirmek şu an için daha iyi gibi gözüküyor. Oo, baya baya rengi açılıyor abi. Yani bu kırmızıdan bir üst kademe daha varmış. Renkler değişiyor öyle değil mi ya? Aynen abi, değişiyor renkleri. Bunlar bak eski ürünlerin. Şu gelenler yeni ürünler abi. Birazcık hızlı moda alabilirsek hocam. Şuraya geleceği merak ediyorum şimdi. Aynı renkte kaldı baba. İki defa şey yapmak yetiyor mu? Aa, bak. Bak çok daha iyi bir hal aldı hocam. Çok daha iyi bir hal aldı. Buradan çıkınca da mavi oluyor herhalde artık. Oo, yeni ilaç. Bakalım bu yeni ilaç ne kadardan satılıyor? Artı 224 dolar. Sugar pill. Şopar dürten. Şopar dürten abi. 12 dolar mı? Hocam neler oluyor yahu? 12 dolar ne lan? İlacın zaten masrafı bize gelişi o kadar değil ki. Muhtemelen yanlış işlemler yapıyorum abi. Muhtemelen yanlış işlemler yapıyorum. Malzeme değiştire değiştire böyle en iyisini bulmaya çalışalım abi. İşçilik mi çok fazlaya denk geliyor? Kaçtan satılıyor lan bu sugar? Eksi 93 mü? Sugar dürten. Üstüne para veriyoruz değil mi abi? Baba ne olur al be. Al be baba be. Baba al be. Evet abi, şopar dürten. Merdiven altında satıyoruz abi değil mi ilacı? Hani böyle şey. Sakızların yanına abi ilaç be. Bir kutu alana bir kutu bedava falan böyle. Şu arkadaşı denemek dahi istemiyorum abi. Bu şey iyiydi ya. Malzeme değiştirip durmak da istemiyorum açıkçası. Bunların da işlenme şeklini biliyorum abi. Yani çoğunun işlenme şeklini bilmediğim için tedirginim. Neyse, aynısından şunu bir Insufficient upgrade'le baba. upgrade points. Ne? Upgrade points'im mi yok? Nasıl upgrade points'im olmaz ya? İşe eleman alıp buradan yeni şeyleri falan araştırabiliyorsun da. Insufficient upgrade points. Allah razı olsun ya. Insufficient upgrade points anasını satayım. Biz de nasıl upgrade yapılacağını bilmiyoruz ki abi. Ne yapalım yani? Ne yapalım baba? Insufficient upgrade points. Seni döverim bak. Neyse abi, biz aynı ilaç düzenine geri dönelim. Şu adamı da kovalım. Çık git lan buradan. Çık git bu memleketten. Aynı ilaç düzenine geri dönelim. Başka bir yerden başka ilaçlar yapmaya başlayalım abi. Şimdi baba. Ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan yılan özünü alacağız abi. Yılan değil de böcek özü böyle. Buraya böcek özü gelecek aga, tamam mı? Bu gelen böcek özünü şu Dissolver adını verdiğimiz zımbırıklarda dinlendireceğiz hocam. Şöyle alırsa daha yararımız olur sanki. Bağlayamadım. Ha, bağladım. Ama çıkış noktası çok ters oluyor be abi. Dur, tamam. Şöyle alırsa bizim için daha yararlı olur. Burada baba şöyle bir tık dinlenecek. Ondan sonra buraya bir tane daha dikelim abi. 3 defa dinlenme işleminden geçsin. 3 dinlenme işleminin ardından 3 defa da şeyden geçsin baba. Bu evilatörlerden geçsin abi. Buradan da satışa götürürüz. Ulan
Ulan öyle değil be. Şöyle birleşeceğiniz be. Invalid position. Tamam. Şimdi baba bunları buradan getirebilecekleri şekilde ayarlay... Nereye ayarlıyorsun Samet? Bunlar dip dibe bakıyor. Bunların bir ayağı çukura bakıyor abi. Aa move lan. Tüh neyse. En azından var ya, ben şu an sınırsız modu açmıyor olsaydım beyinler yanıyordu hocam böyle. Beyinlerimiz haşatıdı. Beyinlerimiz haşatıdı. Kardeş şuradan şöyle getireceksin. Anladın? Abi hayatımda gördüğüm en sıkıntılı düzenek sistemi ya. Aa bir saniye, ben galiba bir malım abi. Ben galiba bir malım. Şöyle bir sıkıntımız var. Eğer buradan ilaç üretmezse biz bunu nereye koyacağız abi? Buradan ilaç üretmezse biz bunu nereye koyacağız? Ham madde mi satacağız dışarı? Ham madde halinde satamıyorsunuz abi. Maalesef öyle bir olayı yok elemanın. Bunu buradan bağla. Invalid position. Ablacım bir dur be. Bizi bitirdin be. Vallahi bizi bitirdin be. Tamam. Buradan da ilaç gelir, satılır abi. Şimdi buradan bir de şunları bağlaması var abi. Çok inanılmaz derecede işkencemsi şeyler bunlar. Bir de buradan bunu böyle aşağı götüreceksin. Sonra düzeltiriz abi. Sonra düzeltiriz. Hatta şimdi ufaktan düzeltmeye başlayalım. Bu nasıl? Bu da kötü. Şu an beynim yanıyor abi. Tamam. Şu an beyin ufaktan su kaynatmaya başladı. Bak. Böcek özünü aldık. Geldi, damıtıldı. Geldi, damıtıldı. Geldi, damıtıldı. Geldi buraya. Burada işlemden geçti abi. Daha kaliteli olabilmesi adına. Kalite kontrolünden geçti. İşlemden geçti. Burada daha kaliteli hale getirildi. Burada daha kaliteli. Burada daha kaliteli. 3 damıtma, 3 kalite yükseltmenin ardından burada ilacı basıp yolluyorsun abi. Dünyanın parasını kazanacağız. İnşallah, en azından ben öyle tahmin ediyorum. Hadi bakalım abi. Yılan özünden yapmam gerekiyor galiba bunu. Şundan yapalım ya abi. Deneyelim abi. Bak burada iyice damıtılıp kullanılabilir şişe haline getiriliyor abi. Burada şişe haline getirildikten sonra burada işlenerek kristal haline getiriliyor. 3 işlemden geçmesine rağmen Nuh deyip peygamber demeyen ilacımız burada basılıp satılmaya sunuluyor abi. Bakalım ne kadarlık bir kârı var. Artı 224. Onda da geçen de öyle yazdı. Bizi batırdı be abi. Bizi bitirdi be abi. Evet. Yanlış yaptığınız zaman böyle oluyor abi. 12 dolar kâr ediyorsan bil ki yanlış yapıyorsun hocam. Bil ki yanlış yapıyorsun. Bekle baba, stop. Stop. Stopla lan. Tamam, yanlış şey. Yanlış ilaç tedavi etmez abi. Özellikle dedeciğim ilaç şirketinden ilaç almayınız. Hayati risk taşımaktadır efendim. Hayatınızı dibine kadar tehlikeye atar. Dedeciğim şirketinden ilaç almak. Baba, bizim buraya sıvı almamız gerektiğine hemfikirim bak. Şunu deneyelim bir daha abi. Şunu deneyelim bir daha abi. Acaba çok mu fazla işlemden geçiriyoruz ya? Ya da zehiri var, o zehir mi kanla kalıyor? Buradan çıkan ne halde çıkacak onu merak ediyorum. Vallahi bence gayet kaliteli çıkıyor hocam. Bak bu kalite abi, bu kalite. Bu kalite baba, bu kalite ya. Sugar pill deyip durmayın şuna ya. Leblebi abi, leblebi anasını satayım. Leblebi. Tutmadı. Yine tutmadı. Şirketin anası ağlıyor şirketin şu an. Şu an şirketin annesi ağlıyor abi. Tamam baba, bu ilaç da değil. Lan ne yapacağız arkadaş, anlamadım ki ya. Sen bana normal şeyden getir abi. Biz normal bildiğimizden gidelim ya. Bildiğimizi kullanalım ya. Niye bildiğimizden şaşıyoruz ki abi? Benim bildiğim bir tek bu ilacı yapmak. O da 100 falan satıyor abi. Abi bir kere sistem yanlış. Buradan İksiri alıp kristal haline getiriyorsun abi. Şişeyi alıp kristal haline getiriyorsun yani. Şuradakinden daha iyi sonuç verir inşallah. Galiba yine satamayacağız ya. Product name required. Galiba yine satamayacağız ya.
Galiba yine satamayacağız abi. Batsın bu dünya isimli ilacımız piyasaya çıkmıştır efendim. Batsın bu dünya. Harbiden batsın, leblebi satsam daha pahalı ya. Leblebi satsam daha pahalı abi ya. Ya nerede yanlış yapıyoruz arkadaş, anlamıyorum ki nerede yanlış yapıyoruz ya. Nerede yanlış yapıyoruz, biraz fazla mı damıtıyoruz, ne yapıyoruz anlamadım ki abi. Toz parçacığı, toz vericiyi mi kullanalım, ne kullanalım bilemedim ki baba. Baba kristal kullanalım o zaman. Ver baba kristal ver ya. Ver kristal ver ya hocam. Kristali mi sıvı hale getireceğiz? Kristali sıvılaştıracağız 3 defa, sonra katılaştıracağız 3 defa. Bence benim sistem yanlış oğlum. Çok fazla sıvılaştırıyorum ya da çok fazla katılaştırıyorum. Bilemiyorum abi. Daha mı kalitesizleştirdik ya? Yani üçüncü şeyden geçiyor abi. Üçüncü şeyden dışarı yine mavi mavi çıkıyor. Pembe pembe çıkıyor. Baba biz bunlara aspirin yapmayıp başka bir şey mi yapsak ya? Ya ne yapıyorsan yap, isimle uğraşamayacağım. Bu da satacak değil mi şimdi? 20. Arkadaş leblebi mi satıyoruz ya? İşlemi bir durdurur musunuz? Rica edeceğim. Rica edeceğim. İşlemi bir durdurabilir miyiz abi? Dediğim gibi ben de oyunu tam olarak bilmiyorum babuşlar. Öğrenmeye çalışıyorum sizle beraber. Eğlenceli gibi ya, böyle tutorial kısmını tam oynamadığımdan kaynaklanıyor bak bu. Bekle baba. Sat, sat. Bir dur abi. Bir dur abi. Bir dur abi. Krem yapalım ya. Krem yapamıyoruz. Anladım. Bu ne abi? Tamam, şöyle aşağıdan alır oraya doğru satarız. O. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bekle bekle bekle. Bekle. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Bir deneme yapacağım abi. Şu an gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Bu bir deneme kaydıdır abi. Invalid position. Buradan çıkıp ne oluyor bu? Product name required. 18 dolar ne abi? Nasıl bir ilaç bu ya? Bildiğin cips yapıyoruz abicim. Yazık günah, o kadar yaptığımız işleme yazık günah ya. Yemin ederim o kadar yaptığımız işleme yazık günah. Her neyse babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Big Karma'nın ilk izlenim videosundan da bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz babuşlar. Bay bay.